Önümüzdeki günlerde Makedon Kulesi'nin de restorasyonu yapılarak şehrimize çok önemli bir alan oluşturulacaktır. Edirne İl Genel Meclisi Kasım ayı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugün Mehmet Geçmiş Başkanlığı'nda toplanan meclise konuk olan Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk, 2021 yılında yapılan çalışmalar ve 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Makedon Kulesi restorasyonu için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Soytürk, kısa süre içerisinde ihalenin yapılacağını ve çalışmaların başlayacağını ifade etti. Eski Traklardan kalan bir kule ve sur duvarlarımız var. Ta zindan altına kadar giden surun. Makedon Kulesi projesi yine İl Özel İdaresi tarafından, tarihini hatırlayamayacağım, yanlış bir tarih söylemek istemiyorum, hazırlanmış. Kurul tarafından onaylanmış. Fakat bir türlü faaliyete geçmemiş bu proje. Sayın Valimiz, projeyi raftan indirdik. Projeyi ortaya koyduk. Ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na projeyi tekrar anlattık. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz Edirne'ye ziyaret etmesini istenildi Sayın Valimiz tarafından. Kendisine bu projeyi anlattık. Bu çalışmaların tamamı 6 ay önceye dayanıyor. Ve bugün geldiğimiz noktada ihale onayı alınmış, ihale hazırlıkları başlanılsın talimatı verdi. Önümüzdeki günlerde Makedon Kulesi'nin de restorasyonu yapılarak şehrimize çok önemli bir alan oluşturulacaktır. Makedon Kulesi'ni İstanbul'daki Galata Kulesi'ne benzetebiliriz. Tıpkı orada yerli ve yabancı ziyaretçilerin Galata Kulesi'nin içerisinden dönerek yukarıda Makedon Kulesi'ne giderek seyir terası, yani şehri 360 derece görebilecek bir alan. Galata Kulesi'nin üzerine çıktığınız zaman İstanbul'un hemen hemen bütün süreyetini görebilirsiniz. Makedon Kulesi de öyle. Hani alttan baktığınız zaman Sayın Başkan böyle sanki kule alçakmış gibi duruyor ama Hıdırlı Tavşan'ın tepelerine kadar görebiliyorsunuz. Makedon Kulesi etrafıyla Eski Saat Kulesi biz diyoruz ona. Eski Saat Kulesi restorasyonu yapılacak, çevre düzenlemesi, sokak sağlıklaştırmasıyla Edirne için uzun yıllardır bekleyen ama artık ihalesi yapılacak olan bir tarihi eserimizi, kültürel mirasımızı hem yeniden ihya edeceğiz hem de geleceğe miras olarak taşıyacağız.